Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hepiniz nasılsınız? İyi misiniz? Efendim? Evet anne. Papatya yastığı var. Biz çok şükür iyiyiz. Kızcemi hazırladık şimdi. Birazdan oğluşumu da hazırlayacağız. Efendim annem? Oraya mı koyayım bebeğini? Tamam. Şöyle. Aha koydum. Güzel oldu mu? Bir merhaba yap. Hoş geldiniz yap. Bir hoş geldiniz. Evet. Eymen Buray'ı da hazırlayacağız. Sonra bir kahvaltı yapacağız arkadaşlar. Ve Eymen Buray'ın bugün havuzu var. Sonrasında ben arkadaşımla buluşacağım. Efendim? Poz, bak şimdi. Poz ver Mihra. Poz ver. Poz ver. Poz ver deyince öyle yapıyor. Güzel kız seni. Üstünde bir yakıştı. Üst tarafı biraz uzun oldu ama olsun değil mi efendim? Evet annem. Ona da bak onun da çorapları var. Bak onun da çorapları var. Evet bir çorap evet. Evet süs. Bak o da toka takmış. Ya? Evet senin de var değil mi? Hadi kahvaltı yapalım mı? Gel. Gel kahvaltı yapalım. Gitmeyeceğim mi? Tamam. Evet arkadaşlar şöyle hızlı bir kahvaltı hazırladım. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Hızlı hazırladık çünkü havuz saati çok erken bir saatti. Eve de alışveriş yapmamız gerek. Çok fazla bir şey kalmamış. Şimdi güzel böyle tereyağlı yumurta yaptık. Üstüne çedar peyniri. Evet arkadaşlar biz çıktık hatta. Hoş bulduk. Birazdan vardık sayılır. Eymen Buğra havuza gidecek. Az kalsın oyun grubu diyecektim. Havuza gidecek. Geçen hafta gidememişti. Biliyorsunuz zaten. İnşallah şimdi gidecek. Bayağı heyecanlı. Bayağı da ilerleme kaydettik. Evet. Yani mesela ondan önce gittiği yere söylemiştim zaten. Biz mesela şahsen daha çok seviyorduk. Hani hocayla iletişim ama çok yoğun bir yerde. Burada hocayla ilk zamanlar biraz iletişim kopukluğu vardı. Biraz sorunlar yaşadık o konuda. Ama şu Eymen Buğra bayılıyor. Hocaya da bayılıyor. Ve bayağı ilerleme kaydetti. Suyun içine girip dönüyor. İşte hoca bir bırakıyor. Anlık hemen böyle bir çırpınaraktan bir yere sonra tutunuyor. Biraz hafif bir iki adım yüzüyor diyelim. Evet. Yani lazım evet. Çok güzel ilerleme kaydetti. Çok mutluyuz o sebepten dolayı. Öyle yani arkadaşlar. Şimdi havuza geçsin. Sonra ben dediğim gibi bugün Eda'yla buluşacağım. Güzel bir kruvasant yapalım dedik. Oturalım bir keyif yapalım dedik. Biz de takılırız. Aynen doğum olmadan şöyle bir arkadaşlarımı görüyorum. Çünkü aylar oldu değil mi? Ben hani tam bu taşınma şeyi falan derken bayağı oldu yani görüşmeyeli. Böyle dışarıda falan. O yüzden özlemişsindir. Çok özledim. Hem de böyle bana da bir kafa dağıtmalık falan olur. Öyle arkadaşlar. Güneşten kafam böyle çok şey gibi duruyor. Kel gibi duruyor. Kızım. Dün de Eymen Burak olsun, Burak olsun berbere gittiler. Tıraş oldular işte. Saçları falan kestirdiler. Ne olur ne olmaz diye. Tabii canım. Evet. Ya ben böyle deyince bazen kızanlar oluyor ama arkadaşlar bize çok uzun bir süre verilmedi zaten hani. Meyroş. Doğum için. Meyroş için yani. Çünkü anlatamadığım şeyler var burada. Allah Allah. Evet öyle yani. Artık her türlü bekliyoruz yani. Sadece ben hani mesela arkadaşımla buluşacağım ama oturacağız. Bir şey yapmayacağız. İşte havuzda da orada oturacağım. Bir şey yapmayacağım. İstesen de yapamazsın sultanım bu saatten sonra. Yani o şekilde. Efendim öyle. Kızıma. Hadi gidelim hele, bakalım. Hele, ne oldu ne oldu? Bu arada burasını Almanya'ya o kadar benzetiyorum ki şu yolu. Aşırı derecede Almanya'ya benziyor. Çünkü öyle yüksek binalar falan da yok. Şu yol ortası falan filan. Kesin Almanya'da izleyenler şu an benzetecektir zaten. Öyle bakalım hadi. Havuza gidelim. Eymen heyecanlı mısın? Evet adama var seninle. Neyini? Adamı. Adamı? Düşürdün adamı tamam. Evet ben şimdi ona yardım edeyim. Tamam annem.
Yeleğini de çıkarırız, tamam mı? Ponçik misin sen ya? Mihra, efendim? Oraya mı gidelim? Tamam. Gidelim bakalım. Gel şöyle kapatalım da çok güneş gelmesin anne. İlle de bakacak oradan. Eymen Buğra girdi havuza. Biz de izliyoruz. Öyle bir heyecanlıydı ki koşa koşa gidiyor yavrum. Birazdan dönme falan şeylerine geçince onları da çekelim ya. Çok güzel yapıyor. Bak şu an mesela böyle yüzüşü bile güzel. İyice düzeliyor yavaş yavaş. Oh. Bak ayakları hep çırpıyor artık. Gülüşüm. Oo, bak şimdi gösteri yapacaklar annesi. Bak şimdi hop. Buraya kadar yüzecek şimdi birazdan. Gördün mü? Kendisi yüzüyor. Hoca bırakıyor. Hoca bırakıyor. Hı-hı. Yine bir eliyle hani şey her an düşsün hani, evet, eli evet. Ama tutmuyor. Aa, bakın şimdi ne yapacaklar. Bakalım. Canım benim. Hatun camlar da çok temizmiş ya. Bizim buraya bir el atmamız lazım. Kaptan geldi. Az önce suyun içinde döndü ama Instagram'a çektik, evet. Ama onu da koyarım ben yine. Sıpladı. Sıplıyor sonra dönüyor. Su canavarı ya. Ay, hatırlıyorum ilk havuza başladığında böyle bir ilerleme yapmaya çalıştığında hoca ben artık havuza gitmek istemiyorum diyor. Evet evet. Şimdi bak. Aha yüzü. Aferin sana. Çok güzel. Biz alkışladıkça da mutlu diye, evet. Böyle bir şey gözlerine bakıp duruyor. Şimdi ayakları öğreniyor. Ayaklar. Eymen Buğra. Nasıl geçti? Efendim anneciğim. Anne, efendim anneciğim diye dinliyorum. Annem nasıl geçti havuz? Güzel geçti. Çok başarılıydın, çok cesaretliydin. Hoca çok güzel ilerleme görmüş. Vallahi çok mutlu olduk annem. Ne kadar, sen korktun mu? Korkabilirsin, olabilir öyle şeyler ama çok cesaretliydin. Uykun mu geldi? Evet, birazcık. Evet arkadaşlar, şimdi arabaya geçiyoruz. Çok güzel ilerleme kaydetmiş Eymen Buğra. Bugün bayağı bir güzel şeyler yaptı valla. Sonrasında gel bakalım. Hop. Şimdi arabaya geçeceğiz. Burak beni bırakacak. Biz Eda'yla buluşacağız. Çocuklar muhtemelen arabada uyur. Sen de birazcık keyif yaparsın he. Çocuklar uyur zaten çünkü. Hadi bakalım. Sonunda kavuştum ya. Kibarım, naifim benim ya valla. Ben de çok özledim. Bakın yine eli boş gelmedi valla. Yani çok şey yapıyorsun beni ya. Ay dur bakalım. Evet açıyorum. Ya zahmet ettim ya. Yani inşallah beğenirsin ama seni temsil eden ya, bir şey. Alacağım da beğenmeyeceğim. Ya ben ne görüyorum buralarda? Var mıydı yoksa? Var, o kadar tereddütle kalıyorum ki. Dur şimdi. Ay. Çıldırıyorum şu an. Şuradan görüyorsunuz. Evet. Bal kabı. Ay ne güzel koktu. Evet, mum. Ay hem bal kabı hem mum. Ben daha ne isteyeyim? Tam sen bak, tam sen. Ya. Ay,
Vallahi güzel. Ay kızım çok benim. Ne demek? Ya ay. Yiyeceğim ya, ne yapıyorsun? İlk kutlayan mıydı onu? İlk kutlayan da senin. İlkler arasındaydın canım benim. Teşekkür ederim. Tamam. İyi ki doğdun. Ya vallahi bak beni çok şey yaptın ya. Ya. Tatlımız geldi. Evet. Ay, şöyle. Şöyle göstereyim. Hadi bakalım. Gençler, biz sultanımı bıraktıktan sonra bayağı bir dolandık. Bıdıklar uyudular, kalktılar. Ondan sonra nereye geldik Eymen Buğra? AVM'ye. Evet, Cepa'ya geldik şimdi. Dedim hem burada rahat rahat namazımı hallederim, hem çocuklar çorba içerler. Onun için buraya geldik. Hadi bakalım, biraz da biz takılalım ya. Değil mi? Evet. Allah Allah. Evet, uyudu, uyandı. Dili açıldı yavrumun. Gençler, geldik. Çorbamızı içiyoruz şimdi. Güzel mi çorba? Baba. Efendim? Okay. Efendim? Baba, çantamı nerede? Çantamız arkada babacığım. Al bakalım. Baba. Havuz çantası arabada. Al bakalım, merak etme, unutmadık. Geliyor, geliyor, geliyor. Babacığım. Geliyor. Efendim oğlum. Ben ocakta ekliyorum havuzları. Ha, tamam, havuz çantasından alırız sonra, tamam mı? Unutturma bana. Evet. Unuttum. Hadi bakalım, güzelce çorbamızı içelim. Sonra babacığım, namaza gidelim. Efendim? Babacığım, sonra ben de namaz kılıyorum. Ne istiyorsun? Namaz kılacağım. Tamam, beraber kılalım. Aç bakalım ağzını kocaman. Aferin size ya. Ya alkış size ya. Alanında. Mihran da girdi. Kız! Mihruş! Bak abi nerede Mihra? Aha, aha, keşfediyor. Ne oldu? Eymen Bura, ne yapıyorsun? Hazırla bakalım. Mihra bana bunları getirdi. Şöyle. Efendim. Mihra. Kızım. Bakar mısın? Ne oldu? Bunları koyar mısın oraya? Bunları sepete koyar mısın? Hadi bakalım. Ağzımıza sürmüyoruz. Eymen Buğra. Ne yapıyorsun? Artık abi kardeş oynuyorlar. Evet arkadaşlar, bayağı da sohbet ediyoruz. Saatler oldu. Çok çok güzeldi. Şimdi sağ olsun Eden beni hemen bırakacak. Buraklar Cepa AVM'delermiş. Eymen Bura oyun oynuyor orada. Oraya gideceğim. Ayrılıyoruz. Evet ama çok iyi geldi. Değil mi? Vallahi çok gerçekten büyümüş. Yani neymiş? Meyler çok büyümüş. Yani inşallah bir dahakine bebekle. Aynen, bir dahakine artık Meyroş'ta beraber buluşuruz. Evet, yani inşallah. Evet, hadi bakalım gidelim. Ben minnoşlarımla Kavuştay, Eymen Bura kum havuzunda Mihra da oynuyordu. Şimdi bir Sibel 2'ye gideceğiz. Hem Mihra'yı... Bunlar annesi. Bir güzel oynadılar. Göreceksin. Allah razı olsun canım benim. Her zaman. Şimdi Mihra'ya bir tane yelek bakacağız arkadaşlar.
Kapsonlu gibi böyle. Aynen, kapsonlu tarzı bir şey, böyle mevsimlik üstüne atmalık. Çünkü mesela montu var mı? Kışlık. Montu var. Montu kışlık var. Ama işte kapsonlu birazcık hani eksikti bizde arkadaşlar. Evet. Hep böyle yünlü yünlü var. Bir de bir tane var ama o biraz fazla kalın sanki, değil mi şu an için? O yüzden bir tane kapsonlu yelek tarzı bir şey bakalım dedik. Bakalım. Öyle. Bir de SV2'ye balkabak ürünleri geldi. Onlara da bakasın. Hadi bakalım. Şunlara bakın ya. Nasıl tam ya? Çıldırmalık. Evet. Ama biraz mandalina gibi dur. Ay şu tuzluklara bayıldım. Çok güzelmiş bu tuzluklar. Bu şimdi sonbahar köşesi mi? Aynen, sonbahar köşesi. Şunlar da çok tatlı bakın. Şöyle havlular mavlular. Ay tam çıldırmalık bakayım. Güzelim, bu da güzelmiş ha. Sen bayılıyorsun zaten böyle sürahilere. Şu biraz kase gibi ama olsun. Aa baksana, peçete bile var. Şöyle. Evet. Vız vız vız. Bakın bu bende var. Şu an koymadım çünkü benim maviler var ya. Şu an o yüzden şey yapmadım. Aa baksana, bu köşede varmış. Götürmeyin öyle şeyleri. Kaçın. Şu bende var. Bunu biraz zaman geçsin öyle koyacağım. Hani mavileri kaldırırım, turuncuları çıkarırım diyerekten. Şöyle fincan takımı falan gelmiş. Bu şekilde tam sonbahara uygun. Ha, şöyle kupalar da var bakın bu şekilde. Böyle yani. Biz eve geldik arkadaşlar. SV2'den hemen çıktık çünkü istediğimiz gibi bir yelek mihroşa bulamadık. Artık başka zamanla hallederiz dedik. Şimdi geldik, çocuklar oynayacak. Ben de pratik bir akşam yemeği yapacağım hemen hızlıca bize. Ama şöyle çimlerimizi bir göstermek istedim. Bugün 9. gün. Böyle gösteriyorum size çünkü hani beraber deneyimliyoruz. Beraber görüyoruz büyümelerini. Biz de ilk kez hani... Sonuçta çim ekiyoruz, bakıyoruz, ediyoruz derken bizim için de çok heyecanlı bir süreç. Şöyle görüyorsunuz, bayağı bir yeşillendi burası arkadaşlar. Yani çok güzel duruyor. Efendim? Efendim? Evet annem. Yani şöyle göstereyim size de. Çok çok güzel uzadılar. Yani gerçekten çok acayip değil mi? Çok hızlı uzuyorlar. 9 günde şöyle çok güzel güzel yeşil yeşil oldu. Yani bir haftaya burası zaten çok güzel olur. Bayağı bir uzatacağız biz. Sonra biçme makinesiyle biçildiğinde tamamen eşit bir şekilde her yer yemyeşil olur. Zaten şuralarda mesela boşluk gibi duran yerlerde de çim çıktı. Onlar da devam büyüyor. Şu köşeyi de göstereyim hatta size. Şöyle. Bakın burası da şu an belki ışıktan biraz kamerada sanki tam gözükmüyor, anlayamadım ama burası da yemyeşil, şu arkası da çok çok güzel oldu gerçekten. Burada biraz gübreli toprağa fazla döktük, o yüzden burası biraz geç çıkıyor. Öyle yani arkadaşlar, ama çıkıyor yani her türlü. Evet hadi oynayın bakalım. Ben de hızlıca bir şeyler hazırlayayım pratik pratik, ondan sonra... Çocuklar duşa ve yatışa. Evet arkadaşlar, ben şimdi şöyle bir eve geldim. Çocuklar bahçede oynuyorlar, bayağı bir mutlu. Dedim yemeklere başlamadan önce böyle biraz küçük bir bilgilendirme yapayım. Mihra'nın şu anki sağlık durumuyla alakalı. Çünkü soranlar oluyor ve biz uzun zamandır hiçbir şekilde bununla alakalı bir şey söylememişiz. Aslında söylememizin sebebi kontrol aralıkları bayağı bir açıldı. Yani ilk hastalığın zamanlarında haftanın 3 günü dahi gidiliyordu. Sonra her hafta gidiliyordu. Sonra 2 haftaya çıktı derken bu 2 ayı buldu. Kan değer kontrolünde. Biliyorsunuz ki hastalığında kan değerleri çok önemli Mihra'nın. Hani onlar düşmeye başlayınca hani Allah korusun kanser riski, lösemi riski arttığı için onlara düzenli bakılması gerekiyor zaten. 2 ayda bir bakılıyordu. Dün tekrardan bakıldı. İşte uzun aradan sonra kontrolü vardı. Böyle her seferinde yüreğimiz ağzımızda gerçekten böyle hani aman hani yani bir yanımız zaten hani hep böyle şey olumlu düşünüyor ama tabii ki insan hani her ihtimali düşünmesi gerekiyor. Çok şükür ki değerleri iyi çıktı. Hatta doktor bir sonraki kontrolü 4 ay sonraya verdi. Yani düşünün, Meyra belki 2,5-3 aylık falan olacak bir sonraki kontrolünde. Bu bizi baya baya bir mutlu etti.
Yani hala düşündükçe duygularım. Şu an ağlamak istemiyorum. Ağlarsam şu an mutluluktan. Sakın üzülmeyin. Çok mutlu olduk gerçekten. Yani hani zaten biliyorsunuz hani iki anjiyo geçirdi. Bu arada haftaya tekrardan ekosu var. Ve inşallah o da iyi geçerse çok mutlu olacağım. Yani şey aslında iki anjiyodan sonra üçüncü kontrolünde tekrardan bir anjiyo söz konusu olabilir denmişti. Sonra ondan vazgeçilmişti. Hatırlarsınız ondan bahsetmiştim zaten. Ya umarım bu eko kontrolü de iyi geçer ve hani bir anjiyo ya da herhangi bir şey söz konusu olmaz. Ama zaten sizi bilgilendiririm. Kontrollerin arasının açılması bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Yani bu hani nasıl diyeyim belki kimine çok basit gelebilir ama bizim için hani şey demek gibi bir şeyler yolunda ve sürekli bakmamıza gerek yok mesajını verdiği için bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Dediğim gibi haftaya da ekosu var. Biraz o hani beni şey yapıyor çünkü hani dedim ya ondan önce hani doktor üçüncü bir anjiyoya gerek duyulabilir falan demişti ama sonra kontrolde iyi çıktığı için gerek duyulmadı ama tabii hani her kontrolde ne olacak ne bitecek bilmiyoruz. İyi düşünmek istiyorum. Umarım öyle bir şey söz konusu olmaz. Öyle yani. Şu an Mihra genel olarak iyi arkadaşlar. Zaten siz de videolarda görüyorsunuz. Bir sıkıntısı olmuyor. Gözlük konusuna da değinmek istiyorum. Gözlük neden şu an takmıyor diye soranlar oldu. Çünkü biliyorsunuz ki doktor gözlük yazmıştı ama hani şey için hastalık kaynaklı bir şey yoktu. Şu an kime baksak bu çıkabilir demişti. Ama işte hani gözlük yazmıştı. Aslında başta gözlük bakmaya başlamıştık. Alacaktık da. Sonra işte hani Almanya'daki doktorlarla işte ben konuştum. İşte oradaki tecrübelerle, işte buradaki tecrübelerle derken 3 yaştan sonra gerekirse takılsın daha çok önerildiği için gözde tembellik olmasın vesaire denildiği için şu an hani öyle ciddi bir şey yok. Hani hastalık kaynaklı değil dendiği için biraz daha beklemek istedik. Bir sene daha bekleyeceğiz. Eğer ki gözünde bir artma ya da herhangi bir şey olursa ona göre gözlük taksın istedik. O sebepten dolayı hani gözlük olayına yani şimdilik bir kapattık gibi bir şey ama takibini yapacağız. Yani o yönden inşallah sıkıntı yok. Gelişim pediatrisi olayı da hani çok şükür her şey yolunda. Mihran zaten zihinsel bir şey yok. O bizi çok mutlu ediyor. Her şeyi anlıyor. Her şeyi biliyor. Öyle yani arkadaşlar çok şükür diyelim. Yani o kadar mutluyum ki o yönden. Yani ilk zamanlarımızı hatırlıyorum. Yani o gerçekten her şey çok çok zordu o yönden. Zaten hiç bilmediğimiz bir şey, bilmediğimiz bir hastalık. Hiç hastaneye böyle sürekli gitmiyorsun ve sürekli gitmek zorunda kaldığın bir süreç. Alışık değilsin. Ama çok şükür işte insan her şeye alışıyor gerçekten. Her şeye alışıyorsun. Her şeyi bir türlü üstleniyorsun. Öyle yani bakalım nasıl bir süreç bizi bekliyor bilmiyoruz tabii ki ama şu an Mihran iyi olması bizi çok mutlu ediyor. Böyle bir küçük bilgilendirme yapmak istedim. Evet dualarınızı eksik etmeyin. Haftaya ekomuz da iyi olursa hani yine bir şeye gerek duyulmazsa o zaman bu bizi çok çok mutlu edecek. Öyle yani. Ama dediğim gibi dün işte sabahtan bayağı bir hani saat 4'te 5'te falan geldiler. Bayağı kontrolleri falan vardı Mihran'ın. Öyle yani arkadaşlar. Hemen mutfağa girdim. Böyle pratik bir akşam yemeği hazırlayacağım hemen arkadaşlar. Şöyle baget ve patates yapacağım. Bunları baharatladım. Ben normalde bazen bageti böyle salçalı sos, işte yoğurt, sarımsak falan da ekliyorum. Marine ediyorum. Bazen de böyle biraz daha şey yapıyorum. Daha böyle nasıl diyeyim. Daha tavuğun tadını alıyorsunuz. İşte tuz, karabiber, kekik, tatlı toz biber, bir de kajun ekledim. Bir de sıvı yağ ekledim. Karıştırdım. Şu bagetleri şöyle üste tele aldım ki daha çıtır olsunlar. Suyunda biraz patatesi veriyordu. Böyle biraz çekiyor. Çok lezzetli oluyor. Bir yandan da şöyle süt mısır yapacağım. Orada da hatta minik bir tarif vereceğim. Aşırı lezzetli oluyor. Çünkü Eymen burası süt mısırına bayılır. O yüzden böyle minik bir şeyler yapıyorum. Muhtemelen birçok kişi de biliyordur ama yani bilmeyenler varsa bir öyle de denesin. Çok güzel oluyor. Onu göstereceğim. Pilav yapacağım. Bir de minik bir salata da yapabilirim. Evet. Şimdi ben düdüklüde yapıyorum arkadaşlar. İsteyen normal tencerede de yapabilir. Ama düdüklüde yapmayı daha çok seviyorum. Daha hızlı bitiyor. Şöyle
dibine şu yapraklardan yıkayıp koyarsanız çok daha lezzetli oluyor. Ben bu arada süt ve suyu karıştırıyorum. Yani göz kararı su koyuyorum, göz kararı süt koyuyorum. Ve birazcık şeker de atıyorum tuzla birlikte. Çok güzel oluyor. Yani hem çok basit ama hem o kadar lezzetli mi olur? Yani gerçekten öyle de bir denemenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi süt, su ve şeker ekleyerekten yapabilirsiniz. Şimdi ilk önce mısırlarımı koyayım, suyumu, sütümü koyayım. Biraz da şeker ataraktan hemen bunu pişirmeye bırakacağım. Bakın bu şekilde gözüküyor. Eğer az bir miktar yapıyorsanız bir tane kesme şeker de atabilirsiniz. Ben şu an biraz daha fazla yaptığım için iki tane kesme şeker attım. Biraz da tuz ekledim. Şimdi bir güzel ağzını kapatacağım. Bir yandan da pilavımı yapacağım. Evet arkadaşlar, yemeğimiz hazır. Şöyle bagetlerimiz, patateslerimiz. Şöyle bir minik salata yaptım. Domates, soğan yakışır diye düşündüm. Süt mısırımız. Bir de şöyle pilavımız. Bu arada süt mısırında sonra su bu şekilde oluyor. Haberiniz olsun. Evet şimdi afiyetle yiyeceğiz.